Samsun Engelli Kadınlar Derneği Başkanı Selma Gündoğdu, Samsun için büyük potansiyel taşıyan el sanatları ürünlerinin satışının yapılabileceği bir el sanatları sokağına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Samsun'un yöresel el sanatlarını ortaya çıkarmak. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Az da olsa geçmişe dayalı neler varsa bunların araştırılması yapılıyor. Bunları tanıtmak istiyoruz. Sadece Samsun halkına değil, Türkiye'ye, yurt dışına tanıtımını yapalım. El birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samsun'da 350 kadar usta üretici var. Ben kendim İlk Adım Halk Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. İnsanlar kurslara gidiyor, hem hobi amaçlı hem para kazanmak amaçlı. Yaptıkları masrafların kendilerine de bir dönüşü olması gerektiğine inanıyoruz. El Sanatları Sokağı'nın Samsun'a turizm açısından da katkısı olabileceğini ifade eden Gündoğdu sözlerini şöyle sürdürdü. Çiftlikte Hürriyet Mahallesi'nde ikametgah etmekteyiz dernek olarak. Yalnız derneğimiz ikinci kat merdivenle çıkılıyor. Bunu da her fırsatta üzülerek de söylüyorum. Derneğimize gelmek isteyen kadın bireyler çok, bunlar çok engelli. İnsanların ailelerindeki sorunlarına dokunabiliyoruz, çözüm bulabiliyoruz. Bir arada mutluyuz.